tencereniz. Akarsuda aksinizden eser yok. Ben Ziya Gökalp Lisesi'ndeki sosyal faaliyetlerin çok iyi olduğunu duymuştum. Evet, mesela sportif faaliyetlerimiz bölge çapında ün yapmıştır. Ayrıca okulumuzda her yıl tiyatro faaliyetleri düzenleniyor ve günde 5 seans oynuyor. Biraz okulumuzu övmek gibi oluyor ama her yıl öğrencilerimiz TÜBİTAK yarışmalarında ödüller alır. Peki okulunuzda yabancı dille mi eğitim yapılıyor? Hayır, fakat çok iyi bir lisan laboratuvarımız var. Kütüphanemizi de söylemeyi unutmayalım. Şehrimizdeki ilk kütüphanesinden sonra en büyük kütüphanedir. Macide öğretmene yeterince bilgi verdik sanırım. Şimdi öğretmenler odasına gidip sizi diğer arkadaşlarımızla tanıştıralım. Hepsi sizi bekliyor. Gerekliliği konusunda bilinçlenmeliyiz. Şu anda sizler üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Hepiniz heyecanlısınız. Hatta biraz korkulu ve kuşkulusunuz da. Ben de üniversite sınavlarına girerken aynı duyguları hissettim ve yaşadım. Ama en büyük kazancım başaracağım inancıyla yola çıkmak oldu. Ve nitekim başardım da. Sizler de bu inançla yola çıkmalısınız ve kendinize olan güveninizi yitirmemelisiniz. Ama içinizde kazanamayanlar olacaktır. Bu dünyanın sonu demek değildir, olmamalıdır da. Benim onlardan dileğim tekrar tekrar denemekten yılmamaları ve kuvvetli olmalarıdır. Her şeye rağmen yaşama tüm duyarlılığımızla sarılmalı, kendimizi umutsuzluğa mahkum etmemeliyiz. Başarının sırrı çok nadir olarak yakaladığınız mutluluğu sürekli hale getirmektir. Benim sizlere söylemek istediğim önemli bir şey daha var. Sağlıklı düşünmenin temeli bol bol kitap okumaktır. Önümüze çözebileceğiniz meseleleri koyun. Ve sizlerin yaşamdaki başarısı biz öğretmenlerimiz için en büyük ödüldür. Bunu da unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim.